Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size Zobi'nin en yeni monitörlerinden ve e-spor maçlarının turnuvalarının vazgeçilmesi, birçok profesyonel tercih, XT2546K modelinin detaylı incelemesinde bulunacağım. Keyifli seyirler. Evet, kutu içerisine baktığımızda panel ayağı ile sabitleyeceğimiz tablası, deri güzel bir panel kılıfı var. İki tane kablo, bir DisplayPort, bir tanesi power, uzaktan kumanda ve kablosu, bir de monitörün kenarını kullanmak istersek diye iki tane kulakçık var. Evet, montajı nasıl yapıyoruz? Monitörün sapını altındaki tabloya şu şekilde monte edeceksiniz. Peki nasıl oluyor? Bu ters çevirip daha iyi gösterelim. Aşağı gördüğünüz gibi tam alanına girdikten sonra bir kitleme mekanizması var. Yan tarafa doğru çekiyorsunuz. Sonra da aşağıdaki vidaları sıktığınızda bayağı sert, oturaklı bir monitör sapını yerleştirmiş oluyorsunuz. Ve bundan sonra da sadece üzerine artık monitörünüzün panelini takmak kalıyor. Gördüğünüz gibi böyle boşluksuz, gayet net bir şekilde yerleşti. Şimdi paneli de şu an arkasında gördüğünüz o VESA bölgesine iki tane diş şeklinde takacaksınız ve kilitleyecek. Şöyle tekrar yukarıdan da bir göstereyim. Ata tuşu var zaten, hemen tekrar çıkarabiliyorsunuz. Yukarısına o dişlerin olduğu yere doğru monitörü takıp alt tarafına da tık diye ses çıkaracak şekilde hemen klipslerle beraber kapanıyor. Diğer göstermek istediğim bir kısmı panelin dönme kapasitesi. Gördüğünüz gibi o kırmızılar tam sıfır noktasını gösterirken sola ve sağa neredeyse 180 derecelik bir dönme sağlayabiliyor ki bu da bayağı esnek görsel bir açı sağlayabiliyor size monitörünüzün ayakları kısmında. Evet, monitörün ergonomisine bakmaya devam edelim. Yükseltme ve alçaltma opsiyonu çok geniş, gördüğünüz gibi çok uzak mesafeler yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde kafasının dönme açısı da gayet iyi. Monitörü aşağı koyup biraz yukarı kaldırmak veya yukarıdan aşağı doğru yapmak mümkün. Arka tarafında bir kulaklık bölümü var. Özellikle dar alandaysanız buraya kulaklığınızı asabiliyorsunuz. Şık düşünülmüş. Ve uzaktan kumandası, kısa yol tuşları. Bunu da hemen monitörün arkasındaki jack'ına oturttuğunuzda panel üzerinden yapmak istemediğiniz ayarları hızlıca buradan tek tuşta yapabiliyorsunuz. Zaten sol tarafta görüyorsunuz 4 tane panel tuşu var ki bunların bir tanesi de joystick şeklinde, aslında çok güzel yumuşak bir tuş. Onu kullanmak istemediğinizde böyle kısa yolları kullanabiliyorsunuz. Ama tabii panelin arka tarafında bu tuşların olması çok çok iyi olmuş. Çünkü ekranınızda gözünüzün önünde bir ışık, bir tuş özelliği yok. Arka tarafa güzel saklanmış. Ergonomi konusunda son ekleyeceğim noktada özellikle monitör ayağının sizin oyun tecrübenize çok büyük katkı vermesi. Bu nasıl oluyor? Biliyorsunuz benim gibi profesyonel FPS oyuncuları veya çoğu oyuncunun tercihi klavyeyi biraz yamuk tutmaktır. Doğal bir oturuş sebebiyle. Ve bunun da sonucunda klavyenin ayağı yine aynı şekilde gördüğünüz gibi sizin klavyenize yakın durabilir. Ve hafif de kafasının dönmesi sayesinde monitöründe gördüğünüz gibi çok güzel mousepad'inizle klavyenizle uyumlu bir açı sağlamış oluyor. Zaten özellikle çoğu FPS oyuncusunda dediğim gibi böyle bir düzene ihtiyacı var. Zaten sizin de masa alanlarınızın çok büyük olmadığını düşünüyorum. Bu noktada böyle kompakt bir alan için çok şık, güzel bir monitör ayağı avantajınız var. Benim çok kullanmadığım uzaklardan bir tanesi de monitörün kenarındaki o kulaklar. İçinden iki tane kulak çıkıyor sağ ve sol için. Bunlar özellikle, örnek veriyorum, bir internet kafe ortamındaysanız veya işte oturduğunuz masa güneş alıyorsa sağdan soldan monitöre güneş gelmesin, ışık gelmesin diye biraz daha etrafını kapatan bir kulakçıklar şeklinde iki tane panel var. Ben çok kullanmıyorum dediğim gibi, o yüzden zaten sadece resmini koydum size. Ama eğer böyle bir ihtiyacınız varsa bunları da yine monitörün kenarına monte edebiliyorsunuz. Evet, artık monitörün panel ayarlarına bakmaya başlayalım. Arka tarafta dediğim gibi o joystick tuşuyla beraber menüye giriyorsunuz. Sonrasında da ayarlar var. Mod olarak birden fazla mod ayarlayabiliyorsunuz. Buradan arasına geçiş yapabiliyorsunuz. Dayak özelliğini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Brightness ve Black Equalizer gibi temel özellikler var. İşte modu değiştirdiğimiz zaman diğer modlara hangi ayarları yaptıysanız hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Menüye girdiğinizde mod, zaten demin konuşmuştuk. Renk ayarlarında Black Equalizer, Vibrance gibi birçok ayar var. Picture modunun altında Direct Brightness, Contrast gibi ayarlara bakabiliyorsunuz. Buradan kaydetme veya auto kaydetme seçeneklerimiz var. Display ayarlarından input'u değiştirebilirsiniz. İşte DisplayPort'tan, HDMI'den vesaire. Sistem altında gördüğünüz gibi buradaki yine çeşitli ayarları yapabilmeniz mümkün. Bu ayarların hepsini buradan yapıp kaydedebilir ve farklı modlara atayabiliyorsunuz.
Onun dışında joystick'in yanındaki tuşlardan bir tanesi monitörünüzü kapama açma tuşu. Direkt onu yaptım az önce. Kapatıp açtım. Tuşların bir tanesi direkt input modunu belirliyorsunuz. Ben DisplayPort kullanıyordum. Direkt tek tuşla eğer birden fazla kaynağınız varsa işte PlayStation gibi vesaire o inputların arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz tek tuşla beraber. Ve sonuncusu da modların arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Dediğim gibi bir oyun için farklı bir FPS ayar yaptınız. İkinci için farklı bir ayar. O kırmızı tekerlek üzerinden sağa sola da gidiyor. Yukarı aşağı da gidiyor. Çok kullanışlı bir tuş. Yine buradan modları değiştirebilirsiniz. Ayar yapabilirsiniz aşağı yukarı. Onun dışında 1, 2 ve 3 şeklinde kısa yol tuşları var yine kumanda üzerinde. Bunlar da dediğim gibi modların arasını daha da hızlı geçmek için menüye girmeden başka bir oyundan başka bir oyuna ayarı hızlıca yapmanızı sağlayabilir. Monitörün arkasındaki tuşları kullanmak istemezsiniz. Dediğim gibi gerçekten bu uzaktan kumandanın kolaylık sağladığını belirtebilirim. Monitör hem yatay yani normal hem de dikey olarak kullanılabiliyor. Özellikle dikey kullanım biliyorsunuz bugün ara çok popüler. İşte yazılımcılar çok fazla kullanıyor kod yazmak ve kod okumak için. Veya işte bir yayıncıysanız veya işte yayıncı setup'ı kurduysanız chat'e okumak veya işte Twitter'ı okumak için falan kullanabilirsiniz. O yüzden dikey kullanma da çok popüler. Yani monitör bu esnekliğe sahip hem pivot olarak hem de normal modda kullanabiliyorsunuz. XL2546K'nın önemli teknik özellikleri var. Bunlardan biraz konuşalım. Birincisi tabii ki de 240 Hz olması. Şu an için e-spor dünyasında en çok tercih edilen her seçeneklerinden bir tanesi. Özellikle CSGO, Valorant gibi önemli FPS oyunlarındaki yüksek FPS alma ile beraber de ideal hızlardan bir tanesi bu. İkinci olarak MS yani gecikme değeri 0.5. Bu dünyadaki en iyi sayılardan bir tanesi. En hızlı monitörlerden bir tanesi. Yani ekranda gördüğünüz görüntünün gecikme noktasındaki size en düşük değerlerden bir tanesi olarak yine çok çok kritik diyebiliriz. DAEC yani Dynamic Accuracy özelliği. Ona birazdan geçireceğim. Zaten o bu monitörün belki de diğer tüm monitörlerden ön plana çıkmasını sağlayan kimse de olmayan bir özellik olarak karşısına çıkıyor. Onu birazdan örnekleyeceğim. Black Equalizer hem daha önce inceleme yaptığım Zowie monitörde hem de monitörde var. Özellikle tünellerdeki karanlık alanları görmenizi sağlayan biraz daha iyi bir ışık sağlayan bir panel teknolojisinden bahsediyoruz. Color Vibrance özelliği de özellikle yine ekran kartlarından yaptığımız bu dijital vibrance yani sıcaklık değerlerini görsel olarak sıcaklık değerlerini arttırdığımız bir renk ayarında montaj üzerinden de ekstra yapabiliyorsunuz. Gibi gibi özelliklerle beraber de gerçekten Zowie bu daldaki en kaliteli en iyi monitörlerden bir tanesine yine imza atmış durumda. Gelelim en kritik özellik DAEC yani Dynamic Accuracy. Bu monitör size şunu vaat ediyor. Oyunlardaki o hafif blurlaşma, bulanıklaşma olayları oyun içerisindeyken sizin görsel olarak kalitenizi düşürüyor. Bunların önüne geçebilecek ekstra bir panel teknoloji özelliğiyle beraber de bunu yapabildiklerini söyleyen bir Zowie var. Nasıl mesela CSGO ve Valorant'tan birer tane video size göstereceğim. CSGO'da biliyorsunuz sprey yaptığınızda ekranda ufak bir sarsılma olayıyla beraber bulanıklaşma meydana geliyor. Bunu aza indirdiğini video ile beraber göstereceğim. Yine aynı şekilde Valorant'ta malum şu an Valorant'ta çok fazla yetenek kullanımı var. Bu yetenek kullanımları sırasında ajanların etraftaki efektlerle beraber bulanıklaşmayı çok fazla görüyoruz. Yine orada da bunu çok güzel bir şekilde tolere ettiğini gösteren bir özellik. Evet yeni bir özellik de Zowie için yine XL monitörlerin ayarlarını paylaşabilmesi. Artık beğendiğiniz ayarlar varsa bunları arkadaşınıza gönderebilir veya siz başka birinden bu ayarları alıp hızlıca hemen monitörünüze entegre edebilirsiniz. Böylece tek tek ayar yapmak yerine artık bu config dosyalarının transferi, importu, exportu mümkün. Evet son değerlendirme ve geçmeden önce hem CSGO'da hem de Valorant tarafında size oyun deneyimimi göstermek istediğim bir video hazırladım. Hızlıca izleyelim.
Evet, gelelim final değerlendirmesine. Gerçekten Zowie kendi ürünleri noktasında dünyadaki lider markalardan biri. E-spor tarafındaki özellikle mouse ve monitör ürünleri gerçekten segmentinin liderleri noktasında. Bununla birlikte de XT2546K modeli birçok iyi özelliği barındıran bir monitör. Zaten 240 Hz ve 0,5 ms değerleri bir motora sahip olmak istediğiniz en iyi değerlerden iki tanesi diyebiliriz. Buna ek olarak da bu monitörlerde diğer monitörlerde olmayan DAC, yani Dynamic Accuracy özelliği de gerçekten bu monitörü diğer monitörlerin önüne geçiren bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Eğer yüksek tecrübede, yüksek hızda bir e-spor monitörüne ihtiyacınız varsa, oyun oynamak istiyorsanız, özellikle FPS tarafında da ciddi bir arayışınız varsa bu monitör gerçekten en iyi monitörlerden bir tanesi. Monitör genel olarak tüm özellikleriyle beraber de her detayda, her teknolojide en iyi noktalara sahip. Ben keyifle kullanıyorum. Umarım sizin için de, alanlar için de keyifli bir tecrübe olacaktır. Teşekkürler seyrettiğiniz için. Kendinize çok iyi bakın.